Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. ünitenin ilk konusu olan periyodik sistem konusuna başlıyoruz. Tek derste periyodik sistemi ve elementlerin sınıflandırılmasını tamamen halledeceğiz. Sizler de hazırsanız bu alanda çalışma yapan bilim insanlarıyla başlayalım. Arkadaşlar yapılan çalışmalara baktığımızda hepsinin temelinde aslında aynı amaç var. Nedir bu? Elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırmak ve bunları bir tabloya yerleştirmek. Böylece çok daha kolay bir şekilde incelemeyi sağlamak. E tabii ki bilimsel çalışmalar hızlanıyor, yepyeni elementler keşfediliyor. Her bilim insanı önceki çalışmada hatalar yakalıyor. Böyle çalışma olmaz, böyle sistem olmaz, ben daha iyisini yaparım diyor. Ve arkadaşlar bu yolda gayret gösteriyorlar. Böylece günümüzdeki sistem ortaya çıkmış oluyor. Bu kısımla alakalı LGS'de çok fazla böyle ayrıntılı ezber soru çıkacağını sanmıyorum. Daha çok yazılarda veya test kitaplarında sorular karşınıza gelecektir. Bu kısımla alakalı bilinmesi gerekenler neler? Gelin beraberce konuşalım. Şimdi periyodik sistemle alakalı ilk bilimsel çalışmayı kim yapıyor? Döberainer isimli bir bilim insanı yapıyor. Arkadaşlar elementleri üçlü gruplar halinde incelemeyi tercih ediyor. E tabii ki bunda hatalar fark eden Newland yaptığı yeni çalışmayla şöyle bir sistem ortaya koyuyor. Diyor ki 8 elementte bir benzer özellikler tekrar ediyor. İşte bu özelliklerinden dolayı arkadaşlar elementleri müzikteki notalara benzetiyor. Yaptığı çalışmada elementlerin atom ağırlıklarını kullanıyor. Geldik Mendeleev'e. Bakın Mendeleev çok baba bir bilim insanıdır. Arkadaşlar yaptığı çalışma bugünkü periyodik sisteme çok yakındır. O an keşfedilmeyen elementler var. Bunların yerlerini boş bırakmıştır. Gelecekte buraları doldurursunuz demiştir. Böyle söyleyeyim ben size. Aynı dönemde bir bilim insanı daha var. Adı Meyer. Bunlar birbirinden habersiz bir şekilde aynı benzer çalışmayı ortaya koymuşlar. Bakın bunlar da yine elementlerin atom ağırlıklarını kullanmışlar. Farklı kaynaklarda atom kütlesi olarak da karşınıza çıkabilir. Şimdi burada bir duralım. Bakın Buraya kadar arkadaşlar elementlerin atom ağırlığı kullanıldı. Ne demek bu? Yani merkezde çekirdek var. Etrafta elektronlar dolanıyor değil mi? Bunun tamamı kullanılıyor. Çünkü çekirdeğin içerisinde proton ve nötronun varlığı şu anda bilinmiyor. Geldik şimdi mozeliğe. Arkadaşlar mozeli çekirdeğin iç kısmında protonları fark ediyor. Ve elementleri proton sayılarına göre yani atom numaralarına göre sıralamayı başarıyor ve buradaki hatalar artık ortadan kalkmış oluyor. Tekrarlıyorum. Mozeli neyi buluyor? Proton sayısını buluyor. Protonları keşfediyor Diğer bir tabirle atom numaralarına göre elementleri sıralıyor. Burası çok çok önemli. Günümüzdeki periyodik sistemi o ortaya koyuyor arkadaşlar. Seaborg da en alttaki iki satırı ekliyor ve son şeklini vermiş oluyor. Bunları bildiğimizde problem kalmayacaktır. Geçiyorum diğer sayfaya. Şimdi periyodik sistemi birazcık daha yakından tanıyalım. Karşımızda arkadaşlar bir periyodik sistem var. Neyi görüyorsun? 7 tane yatay sıra var değil mi arkadaşlar? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arada ise şurada ise 10 tane olmak üzere ne var? Düşey sıra var. İşte bu yatay sıralara ne diyeceğiz? Periyot diyeceğiz. Tekrarlıyorum. Yatay sıralara periyot adı verilir. Kaç tanedir? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane periyot var. Bir örnek vermek gerekirse. Mesela burada hidrojen var. Burada arkadaşlar helyum var. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Hidrojenle helyum aynı periyotta. Hangi periyot burası? Birinci periyot. Yani birinci periyotta hidrojen ve helyum var diyebilirsiniz. Bir örnek daha verelim. Mesela bunun altında lityum var. Helyumun altında ise arkadaşlar neon var. Solunda mesela flor var. O zaman neon, flor ve lityum ikinci periyotta bakın aynı yatay sırada. Yani bu üçünün aynı periyotta yer aldığını söylemek mümkün olacaktır. Evet, geldik düşey sıralara. Bunlara ise grup adını vereceğiz. Bakın, kaç tane grup var? 1 2 şöyle 8A'ya kadar 8 tane A grubu var. 10 tane de arkadaşlar B grubu var. Bu arada kalan gruplar ne oluyormuş? B grubu oluyormuş. Bunları karıştırmayacağız. Kaç tane? 18 tane. 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubu. Tekrarlıyorum. Bakın 1A, 2A sonra karşı yokluyorsun. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8A. Yani 1A grubuyla başla, 8A grubuyla bitir. 8 tane A grubu var. Arada ise 10 tane ne varmış? B grubu varmış. Hemen bunu da örnek verelim. Mesela 1A grubunda hidrojen var, lityum var. Altına hemen ne yazabiliriz mesela? Sodyum yazabiliriz. Bu üçü aynı grupta. Mesela 7A grubunda flor, klor gibi örnekler verebiliriz. Helium, neon, bakın 8A grubunda. Yani 6-6 olan elementler aynı grupta. Yatay sırası aynıysa bunlar da aynı periyotta diyoruz. Burası da bu kadar basit. Evet, şimdi çok çok değerli, çok çok önemli bir nota geldik. Burada dikkatli olmanızı istiyorum. Sevgili öğrenciler, ne demiştik? Mozeli yaptığı çalışmada elementleri atom numarasına göre, yani diğer bir tabirle, proton sayısına göre sıralamayı başarmıştı. İşte arkadaşlar bu sıralama şöyle yapılmış. Yazı yazar gibi soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Yani şöyle okla gösterirsek sağa doğru gittikçe atom numarası artıyor. Aşağı yönde gittikçe yine atom numarasının arttığını görüyoruz. Yazı yazar gibi. Hocam ne demek istiyorsun? Yani şunu söylüyorum. Hidrojen atom numarası 1. Bakın burası boş zaten devam et devam et devam et. Geldin helyuma 2. Ne oldu arttı bakın sağa doğru 1 2 oldu. Sıra bitti alta geç. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yani sağa doğru arttığını görüyorsun. Aynı anda aşağı yönde de artıyor. 2, 10, 18 veya 1, 3, 11, 19. Bunları net bir şekilde arkadaşlar fark ediyorsunuz. İlk 18, 20 elementi atom numarasıyla arkadaşlar bilirsek harika olur. Bunların yerleriyle alakalı bol bol soru karşımıza gelecektir. Evet bunları bir hatırlayalım. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, Bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon. Bakın hepsinin atom numarası alt kısımda yazıyor. Sağa doğru artıyor, yine aşağı yönde arttığını görüyorsunuz. Geldik sodyuma. Na sodyum. Mg magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum ve kalsiyum. Evet, bunlara hakim olduğumuzda mesele kalmayacaktır. Geçiyorum diğer sayfaya. Burada da arkadaşlar bir nottan yine bahsedeceğim. Bu notu çok fazla kullanmanız gerekmeyebilir ama arkadaşlar bildiğinizde bir adım önde olacaksınız. Bakın bu notta şunu öğreneceğiz. Bir elementin atom numarasını kullanarak yerini bulmaktan bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar şöyle bir metot kullanacağız. Unutmayalım elektron katman sayısı yani kaç tane katman varsa bu bize elementin neyini verecek? Periyot numarasını verecek. Yani bunun kaçıncı periyotta olduğunu Katman sayısından bulacağız. Son katmanındaki elektron sayısı ise grup numarasını vermiş olacak arkadaşlar. Şunu da ekleyelim: Aynı gruptaki elementlerin son katmanlarında aynı sayıda elektron bulunur. Tabii ki istisnalar var. Bunu da konuşacağız. Şimdi bunu elementler üzerinde kullanalım ve rahat bir şekilde kavrayalım. Mesela hidrojenle başlıyorum. Hidrojenin atom numarası yani proton sayısı kaç? Bir. Bunun açılımını şöyle yapacağız. Birinci katmanda sevgili öğrenciler maksimum kaç elektron bulunabilir? 2. İki. İkinci katmanda maksimum 8 elektron bulunabilir. Üçüncü katmanda yine maksimum 8 elektron yer alacak. Yani bunları fullemeden diğer katmana geçmeyeceğiz. İzleyeceğimiz yol bu. Şimdi hidrojende zaten garibimde bir tane atom numarası değil mi arkadaşlar? Atom numarası 1 ise bu ne anlama geliyor? Bu garibimde bir tane elektron olacak. Yani açılımını ne yapacaksın? 1 şeklinde yapacaksın. Kaç tane katman görüyorsun? Bir tane katman görüyorsun. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu birinci periyotta. Son katmanda kaç elektron var? Bir tane katman var zaten. Bir elektron var. O zaman diyeceksin ki bu bir A grubunda. Doğru mu? Bakalım. Birinci periyot. Bir A grubu kesiştir. Gördüğün gibi hidrojen burada. Problem var mı? Yok. Şimdi mesela helyuma bakalım. Burada bir istisnai durum var, kaçırmayalım bunu arkadaşlar. Helyum atom numarası 2, proton sayısı 2, nötralde elektron sayısına eşittir zaten. Birinci katman 2 olabiliyor demiştim. 2 zaten bu. 2 yazdım bitti, problem yok. Kaç tane katman gördün? Bir tane. Yani şu e, dalga gibi işaretten bir tane var. O zaman diyeceksin ki bir katman varsa birinci periyotta olacak. Kaç yazıyor burada? 2. İşte burada 2A grubu dersen gümlersin. Bu istisnadır. Kendisi arkadaşlar nerede bulunur? 8A grubunda bulunur. Bakın birinci periyotta 8A grubunda. Bu istisna bunu ıskalamayalım. Evet örneklere devam ediyorum. Mesela azottan bahsedelim arkadaşlar. Azot atom numarası 7. O zaman 7 tane elektron olacak diyorsun. Buraya 7 yazamazsın en fazla 2 olacak demiştik. 2 yazdık. Şimdi 7 olması için kaç kaldı? 5 kaldı. Burası 8 tane alıyor. Yani rahatlıkla kalan 5'i buraya yazarım. Olay biter. Şimdi kaç tane katman var? 1, 2. O zaman diyeceksin ki bu arkadaş ikinci periyotta. Son katmanda kaç elektron görüyorsun? Bak son katman burası. 5. O zaman diyeceksin ki bu 5 A grubunda. Hemen kontrol ediyorum. İkinci periyot. Bakın burası. Gel 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 şöyle. 5 A grubu. Kimi gördün? Azotu gördün. Gördüğünüz gibi bu mantıkla yerini bulabiliyoruz. Seri bir şekilde hemen neon ve sodyuma bakalım arkadaşlar. Neon şöyle bakın 10'du. O zaman 10 tane elektron olacak. Hemen dağılımını yapalım. 2 ile başladım. Kaç kaldı? 8 kaldı. 8 e, olabiliyor zaten. 8 yazdım. Kaç katmanı var? 1, 2. O zaman ikinci periyotta. Son katmanda kaç yazıyor? 8. O zaman 8A grubunda. Bakın 8A grubu ikinci periyot. Neon bize el sallıyor. Evet son örnekteyiz arkadaşlar. Bu da sodyum. Atom numarası 11. Hemen şöyle sodyum 11 yazdım. Diyorum ki nötralde ne eşit olacak bu? Elektron sayısına dağılımını yapalım. 2 ile başladım değil mi? Buraya en fazla 8 yazabiliyorum. 9 yazamam. 10 oldu. Bu 11. Artan 1 var. Onu da 3. katmana yazdım. Olay bitti. Kaç katman gördün? 1, 2, 3. O zaman 3. periyotta. Son katmanda kaç yazıyor? 1 yazıyor. O zaman 1A grubunda. Bakalım doğru mu? 3. periyot, evet. 1A grubu, evet. Bakın, sodyum. İşte arkadaşlar bu mantığı kullandığımızda elementlerin yerlerini net bir şekilde bulabiliriz. Burada bir istisna var diyorum. Her lüma dikkat diyorum. Bunu da unutmazsanız yine soru kaçırmazsınız. Evet, gelsin yeni sayfa. Sevgili öğrenciler, konumuzun ilk kısmı bitmiştir. Artık ikinci kısma geçiyoruz. Burada elementlerin sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Arkadaşlar elementleri 3 sınıfta inceliyoruz. Nedir bunlar? Metaller, yarı metaller ve ametaller. Şöyle baktığımızda metaller daha çok periyodik sistemin sol tarafını toplanmış değil mi? Mavi gösterdiğimiz elementlerin hepsi metal arkadaşlar. Burada dikkatli olacağız. Bakın birinci periyot 1A bir grubu. Kim var burada? Hidrojen. Kendisi metallerle takılıyor ama bir metal değil kendisi bir ametal. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim, gözden kaçırmayalım. Ametaller nerede? Sistemin daha çok sağ tarafında bulunuyorlar. Pembe ile gösterdiğimiz kısımlarda kimler bulunuyor? Ametaller bulunuyor. Ve arkadaşlar yarı metaller ise metallerle ametallerin arasında yer alıyor. Şimdi bu element sınıflarını birazcık daha yakından tanıyalım. Öncelikle metallerle başlayalım. Metal deyince aklımıza ne gelir? Mesela demir gelir. Bakır, gümüş, altın, alüminyum gibi örnekleri sıralayabiliriz değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? Periyodik tablonun genellikle sol tarafında yer alır demiştik. Unutmayalım metallerin yüzeyleri parlaktır. Mesela altın parlak değil mi? Ve arkadaşlar gümüş parlak. Bunlar işlenebilirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Mesela bir demiri ısıtırsınız, çekişle döversiniz ve şekillendirebilirsiniz. Yani metaller kırılgan değildir. Aman dikkat bu da çok önemli. Evet metaller oda sıcaklığında arkadaşlar katı halde bulunur. Bir tane istisna var. Kim bu? Civa. Civa hariç. Bakın civayı birçoğunuz görmüştür. Termometrelerde falan bulunan sıvı halde gördüğümüz bir element. Civa bir metal. Fakat arkadaşlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyor. Bunun dışındaki bütün metaller arkadaşlar oda sıcaklığında katı halde. Evet metaller ısı ve elektriği iyi iletir. İşte bu yüzden elektrik sistemlerinde metaller kullanılır. Mesela kablolarda ne var? Bakır var değil mi? Bakır bir metal, elektriği iyi iletiyor. Aynı zamanda metaller ısıyı da iyi iletir arkadaşlar. Bir ocağa demir kaşı tutarsanız hemen eliniz yanar. Çünkü demir metal olduğu için iyi bir ısı iletkeni olacaktır. Ve son maddeye geçiyoruz. Metaller unutmayalım kendi aralarında bileşik oluşturmaz. Bunlar ne yapar? alaşım oluşturur. Yani kimyasal bir bağ kurulmuyor arkadaşlar. Alaşımı 7. sınıfta hatırlıyor olmanız lazım. Madeni paralar vardı. Farklı metaller eritiliyordu, aynı kapta karıştırılıyorlardı arkadaşlar. Alaşımlar ortaya çıkmış oluyordu. Tekrarlıyorum, metaller kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Yani kimyasal bir bağ kurulmayacaktır. Geçiyorum yarı metallere. Evet, yarı metaller neredeydi? Periyodik tabloda metallerle ametallerin arasındaydı arkadaşlar. İki tane asla unutmayın demiştim. Yarı metal vardı. Bunlardan sorumluyuz. Birincisi bor, ikincisi silisyum. Şimdi yarı metallerin yüzeyi parlaktır veya mattır diyemiyoruz. Çünkü farklı örnekleri var. Bunların yüzeyleri parlak veya mat olabilir diyoruz. Farklı örnekler olduğu için. Yarı metaller aynı metaller gibi işlenebiliyor. Yani bunlar kırılgan değildir gençler. Ve yine istisna yok burada. Tüm yarı metaller oda sıcaklığında katı haldedir. Hepsi katı. Hiç kafa karıştıracak bir nokta bulunmuyor. Evet şimdi geldik diğer bir maddeye. Burası önemli. Yarı metaller ısı ve elektriği metallerden kötü fakat ametallerden daha iyi bir şekilde iletir. Bunlar arada bulunur demiştik değil mi? Buradan kodlayabilirsiniz. Zaten metaller kral. Isıyı, elektriği süper bir şekilde iletiyorlar. O zaman diyeceğiz ki yarı metaller ısı ve elektriği metallerden kötü iletir ama a metallerden daha iyi bir şekilde iletirler. Ve son maddedeyiz. Yarı metaller fiziksel özellikleri bakımından kime benziyor? Metallere benziyor. Fakat kimyasal özellikleri bakımından a metallere benziyor. Bu da cepte dursun. Arkadaşlar yarı metalleri gördüğümüzde iki tane elementi asla unutmayalım. Birincisi silisyum, ikincisi bor. Silisyum nerede kullanılıyor? Güneş panellerinin yapımında kullanılıyor. Boru tanıyorsunuz zaten. Ülkemizde bol miktarda var. Roket yakıtı olarak kullanılıyor ve aynı zamanda deterjan yapımında kullanılıyor. Birçok alanda bundan faydalanabiliyoruz. Evet, geçiyoruz A metallere. Gençler, ametelin anlamı neydi? Metal olmayan demekti, değil mi? Bunların özelliklerini metalin tersi gibi değerlendirebilirsiniz. Bakın metaller sol tarafta bulunuyordu. Ametaller ise daha çok nerede bulunur? Sağ tarafta bulunur. Hidrojen'i unutmayın. O istisna 1 grubunda bulunuyor. Kendisi bir ametal. Evet, metallerin yüzeyi parlak demiştik. Fakat ametallerin yüzeyi nasıldır? Mat'tır. Yani parlak değildir. Biz ametalleri işleyemiyoruz. Kendisi kırılgan. Dolayısıyla ametaller tel ve lev haline getirilemez arkadaşlar. Bakın ametal deyince aklınıza karbon gelsin. Biz bunu kömür parçası gibi düşünebiliriz. Hatta kalemimizin ucu gibi düşünebiliriz. Biz buna çekişle vurursak ne olur? Kırılır değil mi? İşte buradan aklınıza gelsin. Ametaller kırılgandır, işlenemezler, tel ve lev haline getirilemezler. Ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hallerde bulunabiliyor. Yani kesin bir şey söyleyemiyoruz. Farklı örnekler var çünkü. Mesela karbon katı. Brom oda sıcaklığında sıvı. Azot, oksijen bunlar atmosferdeki gazlar. Yani bunlar da oda sıcaklığında gaz halde bulunuyor. Farklı örnekler olduğunu görebiliyorsunuz. Metaller ısıyı, elektriği iyi bir şekilde iletiyordu. Fakat arkadaşlar ametaller ısı ve elektriği iyi iletmezler. Ametaller hem kendi aralarında hem de metallerle arkadaşlar bileşik oluştururlar. Bu da yine asla unutulmaması gereken bir nokta. Bunlar hem kendi aralarında hem de metallerle ne yapıyorlar? Bileşik oluştururlar. Nasıl oluşturuyorlar? Mesela arkadaşlar karbon dioksit. Bakın bu bir bileşik. Neyi biliyorsun? Karbon ametal, oksijen ametal. Gördüğünüz gibi kendi aralarında kimyasal bağ oluşmuş ve bunun sonucunda bileşik oluşmuş. Aynı zamanda metallerle de bileşik oluşturabiliyorlar. Örneğin tuz. Na, Sen neyi biliyorsun? Sodyum, metal. Değil mi arkadaşlar? Klor nedir? Kendisi bir ametaldir. Bakın metallerle de yine ne yapıyorlar? Bileşik oluşturabiliyorlar. Bunları da aklımızdan çıkarmayalım. Evet önemli birkaç notumuz var. Ardından soru çözümüne geçeceğiz. Öncelikle bunlardan birincisine bakalım. Arkadaşlar 8A grubundaki elementler özel elementlerdir. Bakın bunlar ametallere dahildirler. Fakat bazı özellikleri bakımından ametallerden farklılık gösterirler. Biz bunlara ne diyoruz? Soy gaz diyoruz. Tekrarlıyorum bu ayrı bir sınıf değil. Soy gazlar ametal. Fakat özel bir grup. Böyle düşüneceğiz. Bunları soylu gazlar, asil gazlar gibi düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü soy gazlar kararlıdır ve asla arkadaşlar bileşik oluşturmazlar. Bir önceki sayfada ne demiştik? Ametaller hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluşturur demiştik, değil mi? Fakat soy gazlar ametal oldukları halde kararlı oldukları için asla ve asla bileşik oluşturmazlar. Adları üzerinde bunlar oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar. Kimleri bileceğiz? Helyum, neon, argon. Bunları asla unutmayacağız. Mesela helyum uçan balonlarda kullanılıyor. Veya neon aydınlatma sistemlerinde kullanılıyor. Hocam biz bunlara neden kararlı diyoruz? Aklınıza böyle bir soru gelmiş olabilir. Arkadaşlar bunların bütün elektron katmanları tam dolu. Yani eksik yok. Mesela helyum atom numarası 2. Nasıl açıyoruz? 2 olarak bir katmanı var fakat full eksik yok değil mi arkadaşlar? Birinci katman maksimum 2 elektron alıyordu zaten. Mesela neon bakın atom numarası 10 nasıl açarsın? 2 8 olarak fullenmiş argon 18 2 8 10 oldu 8 yaz 18 oldu. Gördüğünüz gibi bunların katmanları full olduğu için kararlı diyoruz. Bunlar asla bileşik oluşturmuyorlar. İşte bunlar soy gazlar olarak adlandırılıyorlar. Evet, ikinci notumuza bakalım. Aynı gruptaki elementler sevgili öğrenciler, genellikle benzer kimyasal özellik gösterirler. Bakın her zaman diyemiyoruz çünkü istisna var. Mesela 1A grubunda kimleri görüyorsun? Mesela lityum ve sodyum görüyorsun. O zaman diyeceksin ki lityum ve sodyum aynı grupta, 1A grubunda. O zaman bunlar benzer kimyasal özellik gösterir. Veya 2A grubuna bakalım. Kim var burada? Berilyum var ve magnezyum var değil mi? Evet bunlar arkadaşlar yine benzer kimyasal özellik gösterecekler. İstisna kim? Hidrojen. Çünkü kendisi metal değil. Kendisi ametal. O zaman diyeceksin ki hidrojen ametal olduğu için aynı grupta olan lityumla benzer kimyasal özellik göstermeyecek. Aynı şekilde hidrojenle sodyum bakın bir A grubundalar. Aynı gruptalar. Fakat hidrojen istisna olduğu için yani kendisi ametal olduğu için metal olan sodyumla benzer kimyasal özellik göstermeyecek. Bunu asla unutmayalım. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Aynı gruptaki elementler genellikle benzer kimyasal özellik gösterirler. Ve arkadaşlar son notumuza geçiyoruz. Konumuzu noktalıyoruz. Bu not çok çok önemli, çok çok değerli. Arkamıza yaslandık, bütün dikkatimizi topladık. Ne yapacağız? ters soruların geleceği elementlerden bahsedeceğiz. Öncelikle kimi konuşalım? Hidrojeni konuşalım. Bakın hidrojen neredeydi? 1A grubundaydı. Unutmayalım 1A grubunu elementlerin tamamı metal değil. Burada gizlenmiş bir element var demiştik. Kendisi 1A metaldi arkadaşlar. Cepte dursun. İkincisi helyum. Bu iki proton sayısına sahipti. Biz bunu açtığımızda son katmanı 2 olarak görülüyordu. Fakat buradan 2A grubu diye atlamayacaktık. Kendisi 8A grubunda bulunuyor. Dolayısıyla bir soy gaz değil mi arkadaşlar? 8A grubunda olduğunu asla unutmayacağız. Evet bakın ben şu kısma ne diyorum? Çarşının karıştığı yer diyorum. LGS'de ters bir soru gelecekse genellikle arkadaşlar bu kısımdan sorulur. Buradaki 4 elementi adınız gibi öğrenmeniz lazım. Evet birincisi kim? Bor. Hemen şöyle yazalım. Bakın bor asla unutmayacağız. Kendisi 3A grubu ikinci periyotta bulunuyor ve bir yarı metal. Aynı şekilde silisyum değerli arkadaşlar çaprazında alt kısımda bulunuyor. Bakın 3. periyot 4A grubu yine yarı metal. Bu ilk yarı metali aklımızdan çıkarmayalım. Hemen üst tarafında karbon bizlere el sallıyor. Karbon arkadaşlar 4A grubu ikinci periyotta kendisi bir A metal. Karbonu gördüğümüzde aklımıza kömür gelebilir. Katı halde bulunuyor değil mi arkadaşlar oda sıcaklığında? Ve son olarak da alüminyumdan bahsedelim. Burada semboller verilmediğinde elementler unutulabiliyor. Bakın borun altında bulunuyor. Kendisi bir metaldir. Günlük hayatta sıkça gördüğümüz metallerden biridir. Bu elementleri unutmazsanız kolay kolay soru kaçırmazsınız. Evet konumuz bitmiştir. Artık soru çözümüne geçebiliriz. Sevgili öğrenciler bazı elementleri PRST şeklinde ifade ettik ve bunların yerlerini sizlere verdik. Ne diyoruz? Bu elementlerle ilgili hangi ifadeler doğrudur? Bakalım birinci ifadeye baktık. P ve R aynı grupta, R ve S aynı periyotta yer alır demişiz. Şimdi grup neydi? Düşey sıralardı. Periyot neydi? Yatay sıralardı. P ve R'ye baktığımızda ikisi de bir A grubunda değil mi? Yani aynı düşey sırada bulunuyor. Bunlar aynı grupta bulunur. R ve S'ye baktığımızda ikisi de üçüncü periyotta bakın. Aynı yatay sırada. Dolayısıyla aynı periyotta yer alır deriz. İfade doğru olur. İkincisine bakalım. P ve R elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Hocam bunlar aynı grupta. Doğru aynı grupta olan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. E bu da doğru. Ama genellikle arkadaşlar istisnaları unutmayacağız. Neden? Çünkü bakın burada P ile gösterdiğimiz element aslında hidrojen. Bunu asla unutmayacağız değil mi? Kendisi bir ametal. Dolayısıyla arkadaşlar R sodyum kendisi bir metal. Bunlar benzer kimyasal özellik göstermeyecekler. İki uçtu. Bakın bu ince bir noktaydı. Umarım kaçmamıştır. Elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki S büyük, R büyük, T büyük, P şeklindedir. Evet atom numarası sağa doğru artar dedik. Aynı zamanda aşağı yönde artar demiştik. En altta kimler var? R ve S. Hangisi daha sağda? S. O zaman en büyük atom numarası S'ye ait. Bundan sonra R gelir. Ardından yukarı doğru çık. Bakın ikinci periyotta T var. Bunu yazdınız en yukarıda kimi görüyorsun? P'yi görüyorsun. Zaten hidrojen 1. En küçük bu olacaktır. Sıralama doğru mu? S, R, -t P. Evet sıralamanın doğru olduğunu gördünüz. İfade doğru diyoruz. Cevap 1 ve 3. B'yi yapıştırdık. Diğer soruya uçtuk. Evet bazı elementlerin yerleri bizlere verilmiş. Hangi yorum yanlıştır diye sorulmuş. Hemen beraberce yorumlayalım. Lityum elementi, bakın kendisi bir A grubunda metal olduğunu hemen kaptınız. Ne diyor? Isı ve elektriği klor elementine göre daha iyi iletir. Evet, lityum değerli arkadaşlar metaldir. Klor bakın Ida grubunda olduğu için yakalayabilirsin A metaldir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla metaller ısı ve elektriği A metallere göre daha iyi iletir dersin ifade doğru olur helyum elementi oda sıcaklığında gaz halde bulunur. Evet ifade doğru. Çünkü helyum nerede? 8A grubunda. Yani kendisi bir soy gaz. Dolayısıyla gaz halde bulunur. Harika. Geldik C'ye. Bor ve alüminyum elementleri aynı element sınıfında yer alır diyor. Bakın bundan size bahsettim. Bor neydi arkadaşlar? Yarı metaldi. Bunu unutmayacağız. Alüminyum neydi? Metaldi. Gördüğünüz gibi aynı değil farklı element sınıfında yer alıyorlar? Cevap C olacak. Hemen D'ye de bakalım. Lityum ve alüminyum elementleri işlenerek tel ve levh haline getirilebilir. Evet ikisi de metal. Dolayısıyla bunlar kırılgan değildir. İşlenebilirler. Tel ve levh haline getirilebilirler. İfade doğru diyoruz. Cevabımız C oluyor. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle beraber periyodik sistem konusunu tamamen bitirdik nokta atışı bilgilerle ve örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.